Evet arkadaşlar, Hyundai marka benzinli motor kaput tanıtımını yapacağız şu anda. İlk gördüğümüz mavi kapak cam sileceği suyu. Silecek suyu da diyebiliyorsunuz. Cam sileceği suyu. Hemen burada ön tarafta bir kabımız var. Motor soğutma suyu burada. Bu benzinli motorlarda motor soğutma suyunu ön tarafa almışlar. Bu mavi kapak neydi? Silecek suyumuz. Burası motor soğutma suyumuz. Bunun içerisinde saf su ve antifriz karışımı var. Motorumuz direkt görünüyor zaten. Buradaki kapak yağ doldurma kapağımız. Yağ doldurma kapağı. Hemen önümüzdeki bu turuncu çubuk günlük yağ kontrol çubuğumuz. Burada ayrı bir çubuğumuz daha var. Araç otomatik vites olduğu için bu aracımız otomatik şanzıman yağı kontrol çubuğumuz burası. Radyatör kapağımız. Hava filtresi ve borusu. Bunun içinde hava filtresi var. Hava filtresi motora giren havayı temizleyen filtre. Akü, artı kutup, eksi kutup. Hemen yan taraftaki sigorta kutumuz. Akünün arkasındaki beyin, aracın beyni ve fren hidrolik kabı. Biz direksiyon sınavında bunları nasıl anlatıyoruz? Cam sileceği suyu, motor suyu, yağ doldurma kapağı, motorumuz, yağ kontrol çubuğu, otomatik şanzıman yağı kontrol çubuğu, radyatör kapağı, hava filtresi, akü, akümülatör, sigorta kutusu, aracın beyni ve fren hidrolik yağı. Evet arkadaşlar, Hyundai marka otomatik vitesli aracımızın vites konumlarını göstereceğiz. Aracımız 4 ileri vitese sahip. P yazan yer park modülü, R geri vitesi, N boş, D ve artı eksi olan kısımda hem otomatik hem de manuel kullanıma sahip olan kısım. Şimdi aracı mutlaka P konumunda, yani park konumunda çalıştırıyoruz. Parktayken ayağımızı frene bastık. Aracımızı çalıştırdık. Kalkışı yapmak için vites kolunu D konumuna, bu ön taraftaki mandalı çekiyoruz. Şurada bir mandalımız var. Bunu çektik. D konumuna getirdik. Aracımız bundan sonra freni bırakıp el frenini indirdikten sonra hareket edecek. Şimdi durduktan sonra yapmamız gereken önemli bizim için. Aracımızı park edeceğiz. Durduk. Durduk. Bir ayağımız frende. Aracımız da viteste. Önce vitesi boşa alıyoruz. N konumuna. Sonra el frenini çekiyoruz. Daha sonra ayağımızı fren pedalından bir kere çekip tekrar basıyoruz. Vitesi boşa aldık. El frenini çektik. Fren pedalını bir sefer bıraktık ve bastık. Şimdi tekrar park konumuna alacağız aracımızı ve kontak anahtarımızı şu anda kapatacağız. Burayı tekrar edelim. P park, R geri vitesi, N boş, D de otomatik konumu.